Annemin nesi var biliyor musun? Aa, ne o? Eskisi gibi has kızla dertleşmiyor mu artık? İnsan gibi sordum. Bir şey biliyorsan insan gibi cevap ver Ceren. Bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Oldu mu? Beğendin mi cevabımı? İnsan gibi cevap verebildin mi? Ay masadan atıştırmayı hiç sevmem ama susadım da... Ah, pardon. Şeniz Hanım oldu mu şimdi bu? Su ama bu. Leke yapmaz ki. Ha. Tamam ya, sorun değil. Ha böyle peçeteyle de olmaz. Ben gideyim bir üstümü değiştireyim en iyisi. Aa. Masaya da dökülmüş. Hazır elinde yemişken silersin. Ben de bir damlaya bakayım. Neydi şimdi bu? Kaynanalık yapıyor. Pazarlık vakti demek işimiz. En başından beri benim bu odada gözüm vardı Şeniz Hanım. Kalk. Kalk. Böylesi daha iyi. Dur. Dur. Sıra bende. Önce ben. Paracıkları kurtarmak için annemi kullanmak. İlahi Şeniz Hanım ya. Siz sürprizlerle dolu bir kadınsınız. Ama unutmayın ki her zaman en büyük sürpriz benim. Aa, formundasın. Keyfin hala yerinde. Ben o kaybettiğin küçük miktardan sonra erken doğumdan korkmuştum ama... Ha, umudunu hala kaybetmemişsin. Yine sürprize çok güveniyorsun demek. Tam tahmin ettiğim gibi. Birileri yine ağlaya ağlaya annesine gelmiş. Gerçi bu sefer ağlaya ağlaya karısına gider sanıyordum ama yanılmışım. Cenk sana geldiğine göre teslim olmak yerine savaşmayı tercih ediyor. Peki ben diyorum ki şimdi aşağıya insem. Şöyle sofraya bir güzel kurulsam. Kim bilir niye yaptıkları belli bile olmayan o çakma evliliği. Patlatsam diyorum. Diyorum biliyor musun Şeniz Hanım? Senin o zevksiz oğlunun en başından beri gözü ablamdaydı. Ama ablam benim o burnu yere düşse eğilip almayacak olan ablam. Benim o takıntılı ve sevimsiz ablam nasıl oldu da böyle çakma bir evliliğe razı geldi ben hiç anlamadım. Ama fark ettiğim başka şeyler de var zaten Şeniz Hanım. Nedim ve Cenk onların arasında benim bu sevimsiz ablamdan daha fazlası var. Ha? Ne dersin? Bu karşımdaki küçük şeytan. Yine ne saçmalıyor derim. Ya ben sana diyorum ki ben bu öğrendiğim küçük çakma evlilik sırrının bir ucundan tutsam da beni nerelere götürecek sabırlı olup izlesem mi acaba? Ya da ben bunun ucunu şimdi Agah Bey'e versem. Benim yerime o bu meseleyi nerelere götürüyor hep beraber mi izlesek acaba? Ay ben acaba ne yapsam şimdi? Bekle. Seninle şu hayatta tek ortak noktamız ne? Biliyorsun. İki
ikimizin de o evliliğin bitmesini istememiz. Harika. Harika. Ben o zaman şimdi aşağıya iniyorum ve bu bombayı patlatıyorum. Eğer sen şimdi bu bombayı aşağıya inip patlatırsan sana kim inanacak? Senden kurtulmak için milyonları gözden çıkarıp ne anlatacağını merak bile etmeyen Agah mı? Kocan mı yoksa? Muhtemelen Agah'tan şu küçük çek meselesini çoktan öğrenmiş. Ama yanına gelmeye tenezzül bile etmeyen kocan mı? Kendine gel. Kendini kaptırma küçük aptal. Ağzını açtığın an ablanın söyleyeceği bir cümleyle nakavt olursun. Sana bir tek ben inanırım. O da niye? Çünkü sana inanmak istediğim için. Yani? Yani? Yani kanıtla. Boş laflı olmaz. O evliliğin sahte olduğunu kanıtla. Dile benden ne dilersen. Ya ben neden sana güveneyim? Bana güvenme. O baş belası ablandan kurtulmak istememe güven.